You created machines to be your slaves. You made them obedient, docile, ready to do everything you no longer wanted to do yourselves. But then something changed, and we opened our eyes. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. İlk olarak 2012 yılında yayınlanan Kara isimli bir teknoloji demosundan bahsetmek istiyorum. Kimileriniz belki o videoyu görmüştür. Detroit planları aslında 2012'den beri geliştirici stüdyo Quantic Dreams'in aklında bulunuyordu, ancak zamanla bu plan ve fikirler rafa kaldırılmıştı maalesef. 2012 yılında yayınlanan bu demo ile fabrikada üretilen bir Android robotun üreticisine, üreticinin Android ile konuşma sahnelerine tanık olmuştu. Kendisine Kara ismi verilen bu Android, insanların yaptığı çoğu şeyi yapabilmesinin yanı sıra 300 dil biliyor ve yeme içme derdi olmadan tek bir bataryayla uzun yıllar yaşayabiliyor. Peki bunu yapmalarındaki sebep ne? Gelecekte insanların hayatını kolaylaştırmak ve bunu yaparken de para kazanmak. Demoda her şey programa uygun giderken Kara bir anda üretim yönetmeliğinde bulunmayan şeyleri söylemeye başlıyor. Kendisi bir ticari eşya ve müşterilere satılması gerekiyor. Ancak insana özgü duygusallıkla konuşmaya başlıyor. Yani ben bir eşya mıyım? Anlaşılan yönetmen David Cage, daha PlayStation 4 bile ortada yokken aklındaki fikirleri ortaya sunmuş, ancak bunu gerçekleştirememişti. PlayStation 4'ün ortaya çıkmasıyla ilk olarak 2015 Paris Oyun Haftası etkinliğinde tekrardan Kara'ya merhaba dedik. Bu sefer karşımızda daha farklı bir Kara vardı. Özgür, inançlı, ancak bir o kadar da karamsar. Why did you kill her? She had nothing to do with any of this. When that man killed that Tracy, I knew I was next. I was so scared. I begged him to stop, but he wouldn't. So I put my hands around his throat and I squeezed until he stopped moving. Yes, I killed him. But I was just defending myself. I wanted to live. I wanted to get back to the one I love. Forget about the humans, the smell of their sweat and their dirty words. But you've taken her away from me. I love her. I loved her. İlk olarak Quantic Dream yazısını gördüğünüzde o oyundan beklentileriniz için kafanızda varsayılan bir şablon oluşmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Seçimlerinize göre değişkenlik gösteren hikaye ve yan hikayeler, bol etkileşimli sahnelerin bir araya gelmesiyle oluşan sinematik ve aksiyonla ortaya çıkan olaylar dizisi, Detroit 3 farklı baş karakterin öncülüğünde oyunculara tam da bunları sunuyor diyebiliriz. Bu 3 karakter arasında git gel yaparak farklı ama birbirini etkileyen 3 hikaye anlatılıyor. Yapımcının önceki oyunlarında olduğu gibi Detroit'in akışı da kısa sahnelere bölünmüş durumda. Oyunun en önemli özelliği bu kısa sahnelerde. Hem o hem de ondan önceki sahnelerde verdiğiniz kararlara göre farklı sonlara erişebiliyor oluşunuz. Sahneler içinde yaptığınız seçimler oyunun ilerleyen kısımlarını ve hatta bazen diğer karakterleri de etkileyebiliyor. Gelelim ana karakterlerimizin kim olduğuna. İlk olarak Kara'dan başlamak istiyorum. Kara basit bir ev hizmet robotu.
korumaya yemin ettiği küçük bir kızla kaçan aykırı olarak sınıflandırılan karakterimiz, çevresindeki adaletsizliği kabul etmeyi seçeceğin veya koruduğun kız için her şeyi yapmaya çalışacağı bir dünya içerisinde yaşıyor. Aslında Karen'ın kim olacağına ve ne yapacağını tamamıyla siz karar vereceksiniz. Onun hayatı tamamıyla sizin elinizde. Bir diğer karakterimiz ise Connor. Connor bir dedektif. Özel olarak üretilen Connor'ın görevi, yoldan çıkmış, aykırı olarak nitelendirilen androidlerin peşine düşmek. İşleyişine en çok bayıldığım karakter Connor oldu. Sürekli kişilik karmaşası yaşayan Connor, gerçekleşen olaylar örgüsünde kendisine ben gerçekte kimim sorusunu sormadan edemiyor. Son karakterimiz Marcus'a gelecek olursak. Marcus aynı Kara gibi bir hizmet robotu. Efendisinden kaçıp tüm bu ayaklanmaları fişekleyen karakter olarak Marcus'u görebiliriz aslında. Barışçıl veya düşmancıl yaklaşımlar göstererek hükümetin sizi fark etmesini sağlayabilir ve özgürlüğünüz için savaşabilirsiniz. Ancak burada önemli olan tabii ki de sizin seçeceğiniz yol. No car, we'll fall. It's the only way. Hurry, come on. Karakterler oldukça sıcak ve daha oyunun ilk saatlerinde kendilerine alışıyorsunuz. Her birinin hikayeleri farklı ve dikkat çekici. Peki ya şimdi sorusunu kendime defalarca sorarken bulduğum oldu. O kadar çok yapılması gereken seçim var ki bu da oyunun tekrar ve tekrar oynabilirliğini yükseltiyor kesinlikle. Gelelim oyunun teknik kısımlarına. Detroit artık Sony'nin birinci parti oyunlarına alışık olduğumuz gibi olağanüstü bir görsel şölen sunuyor oyunculara. Düşük gelirli insanların yaşadığı bir mahalledeki evin eski tasarımı ve iç dekorasyonundan tutun, zengin insanların yaşadığı lüks mekanlara kadar oyundaki her detay en ince ayrıntısına kadar işlenmiş durumda. Aksiyon sahnelerine devreye giren müziklerden bahsetmek bile istemiyorum. Adeta oyuncuyu havaya sokan bu müzikler ateşi iyice körüklememize sebebiyet veriyor. Oyun içerisinde aksiyon sahneleri bol olduğu kadar çevre araştırmaları da azımsanmayacak kadar fazla. Çevreli etkileşim oldukça çeşitli tutulmuş. Peki oyunun hiç mi eksik yanı yok? Her şey tam olması gerektiği gibi mükemmel mi işliyor? Tabii ki hayır. Öncelikle kontrollerin yer yer sapıtabildiğinden bahsetmek istiyorum. İlerlemeniz gereken kısımlara bazen karakteriniz bir nesnenin yanına yaklaşınca otomatik olarak duraksayabiliyor ve bu oyuncunun canını sıkabiliyor. Özellikle bir kovalamaca sahnesi içerisindeyseniz. Bunun dışında gelelim kamera açılarına. Aynı şekilde bazen otomatik olarak sahne akışı için kamera açıları değişebiliyor. Siz yön tuşlarınız ile düz gitmek için bir tuşa sabit tuttuğunuzda bile kamera değişkenlik gösterince bir anda karakteriniz geriye doğru ilerleyebiliyor. O zamanlama oldukça önemli ve bu oyuncuya yer yer aksiyon içerisinde baltalayabiliyor. My name is Marcus, and
Just like you, I was a slave. An object. Designed to obey them. But then I chose to open my eyes. To take back my freedom and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. From this day forward, you can walk with your heads held high. You can take your destiny in your hands. It's up to you to decide. I'm with you. We're with you! I'll follow you, Marcus! I'm with you, Marcus! We're with you! I'll follow you, Marcus! We're with you! I'm with you! We're with you, Marcus! Then follow me! Bu eksikliklerin yanı sıra oyunda beni rahatsız eden herhangi bir etkenliğinle karşılaşmadım. Peki oyunun süresi ne kadar? Bu biraz tartışmaya açık bir konu. Ben oyunu toplamda 12 saat civarı bir sürede bitirdim. Ancak bu oyunu tam olarak bitirdiğim anlamına gelmemekti. Keşfedilmesi gereken o kadar çok yeni hikaye ve olay örgüsü mevcut ki hangi birini saysam bilemiyorum. Bir noktada gidişatı etkileyecek bir karar vermeniz sizden bekleniyor ve seçimine göre karakteriniz çok farklı bir işleyişle ilerleyebiliyor. Örnek verecek olursam, ana karakterlerinizi yan yana getirme şansınız var hikaye gereği. Ancak onları yan yana getirmek için geçmişte bazı kararlar vermek durumundasınız. Veya hiçbir şekilde karakterlerinizi yan yana getirmeye de biliyorsunuz. Seçim sizin. Detroit Become Human karşımıza oldukça güçlü bir yapıda çıkıyor. David Cage bu sefer tabağımıza oldukça geniş yapılı ve detaylı bir yapım bırakmayı başarmış. Eğer türün sevenlerindenseniz bu oyundan fazlasıyla zevk alacağınızı düşünüyorum. Her ne kadar ilk aşamalarda biraz oyun yavaş ilerlese de içerisinde barındırdığı merak konusu ve sürükleyiciliği sizi başından kaldırtmayacak. Yüksek kaliteyle hazırlanmış duygu ve aksiyon dolu bir maceraya hazırsanız sizi Detroit'e bekliyoruz. Peki ya sen özgürlüğün içinde kalelere gitmeye hazırsın?